Efendim 548 gün geride kaldı. Bakın dile kolay. Anneler 548 gündür evlatlarını bekliyorlar. Evlat nöbetindeler. HDP il binası önünde Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırıldığını iddia ediyor anneler. Ve evlatlarını geri istiyorlar. Ve o bekleyiş, o protesto devam ediyor. Dün CHP'li vekiller Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ettiler. Aileler ne dedi biliyor musunuz CHP'li vekillere? HDP'den desteğinizi çekin diye seslendiler. Kahrolsun HDP! Kahrolsun HDP! Siz ki çok geç kaldınız. Niye geç buraya geldiniz? HDP! CHP! İyi Parti. Ondan ayrılsınlar. Kendilerini ilk kez ziyaret eden CHP'li milletvekillerine tepki gösterdiler. HDP ile ilişkinizi kesin diye seslendiler. Bu Ahmet Tek avladı. Nişansı değil ki ben evlenmeyeceğim. Bu vatanın çoları değil miydi? Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından daha kaçırıldığı iddiasındaki ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti. 3 Eylül 2019'da başlayan eylemdeki ailelere CHP ilk kez ziyarette bulundu. Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'na bazı aileler tepki gösterdi. Onlar da insandır, onlar da evladı var. Yani buraya niye yardımcı olmuyorlar? PKK, HDP niye destek veriyorlar? Ben HDP'den çocuğumu istediğim gibi, ben CHP'den de İYİ Parti'den de çocuğumu istiyorum. 2 yıldır biz burada bekliyoruz, niye gelmediler? Ziyaretin ardından CHP'li Özel ailelere gereken desteği vereceklerini açıkladı. Cumartesi annelerinin sesini duyanların Diyarbakır annelerinin sesini duyması, Diyarbakır annelerinin sesini duyanların Cumartesi annelerinin sesini duyması bu sorunun kalıcı çözümü olacaktır.